Sevgili YouTube herkese selamlar. Yeni bir bölüme hoş geldiniz. Macera kaldığı yerden devam ediyor. Geçen bölüm tarlanın galiba yarısını hasat etmedik. Ben iftara kaçtıydım. Onur bugün diyor ki video ben giriş yapacağım diyor. Yap kardeşim. Ama Ben sabit girişim. mi? Tamam, yap Tamam. yap. Tamam. Hadi seni izliyorsun. Merhaba taş kafa severler. Hepiniz yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ne yapacağız? Ne yapacağız Ahmetciğim? Abi bu çok Minecraft izlemiş bu adam. Bu adam çok Minecraft izlemiş. Ne yapacağız? Kaldığımız yere devam edeceğiz. Bu arada Ameleli devam. biz bunun acaba kirasını niye bozmadı kardeşim ya? Kimse bize niye söylemedi? Bak. Şu ürüne var Abo. ya, şu ürüne 9 ay kira ödedik şu ürüne ya. Neyse 2 ay daha dursun bari, o kadar ödedik. Hayır, yeni Ekim'de tekrar kullanalım diye ya. Ha, para bol olunca böyle oluyor demek ki. Yok, para yok işte. Ben de diyorum niye yok? Sebebi buymuş. Arpa Ha. buğday ekilebiliyor şu anki mevsimde. Bu mevsimde bile ya, bir sonraki ayda kullanıp buğdayı hasat mı oluyor lan bu? Ne oluyor bu? Ay, yok, ekim oluyor işte. Onur gel kanka tarlaya. Geliyorum. Gel. Geliyorum Turşikan. Geliyorum. Geliyorum bir tanem. Buraya sen şey yapmışsın, biçmişsin. Biçtim kardeşim ben. O aşağı şey konuşamadım. Aşağıya biçtim ya. Tamam. Üst taraf kaldı. Üst taraf. Ben bunu getiriyorum şimdi, biçer döveri. Sen de istersen he. O, Kırmızıya. ha Traktöre mi? aynen. Kırmızı traktörü atla gel. Yasin de geliyor. Yasin'e de burayı şey yaptırırız. Tırmıklama Bu yaptırırız. traktör çok geç çalışıyor kardeşim. Ateşleme bucularında bir problem olmalı bunun. Kanka Bir biz onu baktıralım. ikinci el aldık ya. İkinci elden dolayı öyle. Ondan. Aynen. Ondan. Bir baktıralım. Her girdiğimizde bunu açmak gerek. Şimdi arkadaşlar, sen bana eşlik edebilecek misin şimdi? Kanka. Şu anda mı? Mesela ben böyle gitsem aşağı doğru, boruyu da açsam yetişebilecek misin? Gel bakayım. Olur. Selamun aleyküm abi. Nasılsın? Aleyküm selam Aleyküm abi. selam. Rahmet. Sen nasılsın Yasin Allah. kardeşim? Abi valla 2 gün rapor aldım. Çok iyiyim. Rapor alınca erkekler. Hafta sonunda neden rapor aldın? Zaten Pazartesi tatildeyim. salı ya. Bugün Afat. pazartesi salı ya. Ha bugün pazartesi değil mi lan? Ben Kardeşim sen çalışmadığım için bende günler bitti. aynen, sen Ben çalışmayınca bugün pazar zannediyorum. sen naneyi yemişsin. Dur buradan bir yukarı gideyim. Dur lan, o kadar lan sürttürme bir çer döveri, kiralık. Aman Tamam Allah'ım, tamam. bu ne güzellik. Onu ikinci elden aldım Yasin, sen yokken. Geçen dün aldım. Kaç bin dolar aldım biliyor musun bu makineyi? 40 bin. Kaç aldın abi? Oha, çok iyi. Ama biraz geç çalışıyor. Bujileri eskimiş. Yarım saatte falan çalışıyor. Onur şöyle yapak. Buradan Ne bak? yukarı gideyim ben. Yasin. Efendim? Arkandaki Deutz'a benim tarlayı tırmıklar mısın? Yeni tarlayı. Yeni aldığımız tarla vardı ya bizim. Nerede 30? Tarlanın kenarında. Tabla geç direkt istersen. Tamam. Kanka burada değil de. Sen direkt tepeye geç Onur. Karşıya. Bu benim gittiğim sıranın bittiği yere geç yukarı. Oradan aşağı dönerken beraber ineriz. Evet arkadaşlar, yeni bir maceraya doğru yelken açıyoruz. Soya fasulyesi var tarlada. Soya fasulyesini yağ fabrikalarına satacağız. Yağ yapmaları için güzel para veriyorlar. Açtım Onur burayı. Ondan Oradan mı? sonrasında hep buradan aşağı doğru gideceğim ya. Ha sen oraya mı geçtin? Tamam. Bey, oraya da geliyorum zaten. El ya da geç geleceğim yani. Burada hız sabitleyici var mıydı lan? Var kanka. Üste W'nun üstündeki 1 2 3 ile çalışıyor. 1 ile hız azalıyor, 2 ile artıyor, 3 ile sabitliyor. Yetişemiyorsun kanka. Lan bırakma bırakma al onu. Amatör işte arkadaşlar ya. Allah Allah. Bu nedir kardeşim ya? Tak kardeşim şunu niye bırakıyorsun yolda giderken ya? Adam ortaya bıraktı. Yukarı gidiyorum, yukarıdan geri aşağı geleceğim uzunlamasına. Sen çevir de gel kanka oradan. Bak sen yamuk gidiyorsun diye düzledim tarlayı kısmen. Gördün mü? Gördüm Bu gördüm. insanlığı da her zaman yapmam yani, haberin olsun. Sen 20 ile gidiyorsun değil mi? Aynen. Benimki 20'den fazla gitmiyor kanka. Bunun şeyi gücü bu yani. Az önden git la. Çarpacağız bu arada. Heh. Lütfen tarla çizgisine koruyalım. Tarla çizgisine dikkat edelim. Gel istersen biraz da sen biç. Ya da dur bir tur daha biçeyim ya. Yukarı ben gideyim, aşağı sen gel. Ama biraz dönüşte bana müsaade etmen lazım. Sen tersten Edeyim. dönsene diğer taraftan. Olur. Ama bir Yukarı. dahakine. Şu an nasılsa döndük. Dönüşte sıkıştırma beni. Arkadaşlar Yasin de geldi bugün. Yasin kardeşimiz burada. Kardeşimiz bir ses ver. Selam.
Selamünaleyküm. Yasin kardeşimize Bilader, ses verirken... Birader arkada mal bıraktın gidiyorsun. Aleyküm selam bu arada. Ufak bir şey kaldı orada. Ufak bir parça kaldı. Milli servet oğlum o. Alacağım onu ya. Onu bırakır mıyım ben orada? Beni tanıyanlar iyi bilir kardeşim. Sünnetlerim onu de. Tabii ki. Ekmekle bile toplarım yani. Gel yer değişiyoruz bakayım. Ahmet abi hiç yakışmadı bu arada. Neyi? Orada bırakmışsın şimdi gördüm. İşte onu sana selam verirken sana selam veriyordum. Joystick kayıverdi. Ya bu makineler de çok hassas be kardeşim. Uydu takip sistemi yok ya. Eski ya anlandır. Bak şimdi olur. Bak nasıl sabitliyorum. Görüyor musun? İrkeyim ya. Biliyorsun oğlum bu işi. Arkadaşlar şöyle gitmesi çok güzel ya. Çok zevkli. Onur da yarısını almıyor bu arada. Bak... Kesicinin yarısı şeyde tarlanın dışında. Bak öyle deyince hemen içeri girdi geri. Bak şuradan dönüşte. Senin gibi yapacağım. Bak senin gibi yapacağım. İyi izle. İyi izle. Görüyor musun? Böyle dönüyorsun. Halbuki bak diye... tamam işte. Bak çarpmadık. Niye çarpmadık? Hayır. Ben sonradan bıraktım dönmeyi. Benim gibi dönmen lazım. Gel yukarıdan aşağı inelim ya. Massey Ferguson 7S155 arkadaşlar. Eski model. Patpatçı bir makina. İndirimden aldık. Tamire girmesi lazım bunun. Bu makinenin. Acilen tamire girmesi lazım. Türkiye 0002 plakalı. Teşekkür ederim beğeni için. Esin. Yamuk ya. Abi nasıl yapıyorsun? Düz git kanka. Düz git. Düz git. Hiç direksiyonu kırma. Şey yaparız. Boru versene. Boruyu vereyim kardeşim sana. Allah bir boru yemen. Biraz çok hafif sol yap, düzlensin kanka. Ah tamam. Bak gidişte geri düzelir yani. Düz olmasını istiyorsan düz gitmen lazım şekerim. Böyle ben bir dönüşüm alayım arkadaşlar. Tamam. Onur'u takip edelim. Oradan takip edemem seni. Sen düz git kanka. Bak buralarda hep bırakmışsın ya kekem ya. Nerelerde lan? Aha buralarda. Alırız. Aynen. Sen onları unutma diyeceğim de zaten sen onları bir hafta unutamazsın kardeşim. Unutmam tabii ki ya. Emek ettik oraya. Zaten böcek makinesinin ilacını da şey yapmışız, kiralamışız, geri iade etmemişiz adamlara. Her ay para ödüyoruz onlara ya. İpotekli malı almışız. İşte para bol olursa öyle olur. Nasıl bol? 8.000 dolar para var. Yasin o sağ tarafa çok yanaşma da sağ tarafta şeyimiz var. Biraz hasat bıraktı da amatör şoförümüz. Onur gidiyoruz mu hadi? Gidiyoruz aga. Düzleyebildin mi Allah'a şükür inşallah? Düzledik. Ahmet abi bak burada kendi kendinize öyle eğleniyorsunuz. Bana tarlayı sürdürüyorsun ayıp yani. Ama sen dün gittin bütün tarlayı ben sürdüm. Buğdayla arpayı karıştırdın. Buğdayla arpayı karıştırdın geçen gün. Gittin. Buğdayla arpayı da ben yaptım. Hadi bunları da yok de. Olabilir onlar da onlar ufak şeyler. Tamam onlar koskoca bir saat ediyor. Bir saat çalışman lazım tarlada. Gerçek hayatta bir saat oyunda bir sene. Onur artık bu almayacak gibi. Ben şöyle bir döneyim kanka. Tamam mı? Tamam ben de şunları toplayayım. Sen hepsini topla. Bu zaten selam verdik borça çıktık. Bu nasıl iş ya? Aleyküm selam. Oğlum zaten... daha kötüsü dün ben yayına kanka ne yapıyorsun dedim. Amele lazım dedi. ne var kardeşim yani sizi çalıştırmak için fırsat kolluyorsan bu benim kötü biri olduğumu mu gösterir? Bu evet. Benim bu benim işbirlikçi biri olduğumu gösterir. Yani ben sizinle işbirliği yaparak çiftimi büyütmeye çalışıyorum. Sizin kendiniz ne burada? Hala herhangi bir hareketlenme yok Ahmet. Olur inşallah olur kanka yani. Umutların sönmesin. El frenini çekeyim de makineyi arkadaşlar hareket ettiremesin geri. Ben nereye gideceğim? Şu diğer tırmık makinesini almam lazım. Ya da şöyle yapayım. Yasin tırmıklıyor zaten. Onur da kırmızıyla tırmıklar. Tamam mı? Ben de bir yandan ekime başlayayım ufak ufak Landini ile. Kardeşim ver elime bir çapalayayım bütün araziyi. Ya direkt şeyle ya makinesiyle yap. Çapayla bitiremeyiz buraları. Çapayla bu kadar büyük tarla kaç gün sürer lan acaba? 50 işçiyle mesela. 50 işçiyle çok sürmez kanka, ya. 2 günde biter lan 50 işçiyle. 50 işçiyle kolay aynen. Yasin bak şimdiden söylüyorum kardeşim. Tamam mı?
Öyle abi. Unutmamak üzere arpa ekeceğiz. Arpa biraz fazla kazandırıyor. Bak, buğdaydan zarar ediyordun abi. Ben onu arpayla dengeledim. Aynen. İki tane biçer düver kiralayıp arpadan tüm kazandığımızı da verdik bu arada. Buğday. Kiralamadık ki, şey aldık. Ama uçlarını kiraladık, gene aynı paraya geldi. Biçer düver çok pahalıymış bu arada gençler. Ne para istiyorlar biçer düverlere. 7000 dolar veriyorsunuz. Topliner var ya, 7000 dolar verdim toplinerin kirasına. Çalacaktım da yani çiftlikten hile olmasın diye çalmadım. Bence Bunu gerçek bence bir şey hayatta da bu olmaz arada ya. böyle pahalı bunlar ha. Ve gerçek hayatta daha pahalı bile olabilir ya. Yani şey ne onun adı, ileride zengin olursak bir tane bu makineden alıp kiraya verelim herhalde. O makineden alırsam ben gider ehliyetini alır kendim sürerim ya. Ben bu arada arpa mı ekiyorum? Ne ekiyorum ben şu anda? İnşallah yanlış ekmezsin. Bakacağım şimdi, köşeye kadar gideyim de. Yanlış ekersem tüm tarlayı ondan ekeriz. Bir dakika ben bakayım Yani şurada. Yarısın ondan, yarısın ondan değildi. aynen. Buğday ekmişim ben Yasin, evet. Saygılar. Bu da ekmişsin abi. Hele şu sağdaki çizgiden korkmuştum ya. Yasin'cim, tüm tarlayı buğday ekiyoruz kardeşim. Arkasından bir sıra geleyim abi istersen. Niye bu değmiyor? Yani... Bozalım orayı. Selamünaleyküm. Aleyküm selam abi. Aleykümselam. Abi sesin değişmiş ya. Selam. Nasıl olmuş? Vallahi duyabiliyoruz artık seni. Biraz grip gibi geliyor ama bak, ne olmuş? Böyle geliyor ama duyabiliyorum artık, çok şükür. Ses ver bakayım bir. Biraz ayarlama yaptım. Ya yapma işte onu yapma. Az önceki gibi olsun. Şimdi duyamıyor, çok sık geliyor. Gerçekten bak. Biraz ayarlama yaptım. Ha böyle iyi. Böyle iyi abi. Çünkü biz seni duyamıyoruz ya. Hele traktör sesi falan devreye giriyor bazen. Biçer döver traktör bilmem ne. Oğlum çok Kendime güzel 20 tane ya. kulaklık alacağım ya. Abi 200 liraya bir zaman çok güzel modelleri vardı. Şu an 450 lira falan herhalde onlar. Ne, mikrofon mu kulaklık mı? Mikrofonlu kulaklık. Çok güzel. Abi Ben şey yeni başlayan yayıncı ekibimden üyeler vardı. Onlara hep onu yaptırdım yani. Bana da bir link atarsın artık o James zaman. Tamam abi, atayım. Sanki 712'ye bak abi. Bilmiyorum Hem işte uygun hem güzel onlar. ben atarım linkini sana sonra bulunca. Tamam. Evet, ekim işleri devam ediyor. Teker dönme şeyini ayarlayabiliyor muyuz? Neyini? Hızını mı? Evet, He ayarlayabiliyorsun. ya, yarım saat tekerin dönmesini bekliyorum Heh, ben ya. onu %175'te falan kullanıyorum ben galiba. Ayarlar nerede lan? Bir de şuradan gitsem, sürekli sağa sola U çeksem dönüşlerde. Şey, Bence böyle güzel olur ya. nereden yapacağız abi bunu? Kanka ESC'den Ayarlar. aşağıdan ayarlar, en alttan ayarlar. Biraz aşağı iniyorsun. Ortalarda şey var. Araç kol hassasiyeti. Bende %125'miş kanka. %125. Oradan ayarları dene, kendine göre bir şey tuttur işte. Mesela Yasin'de %150 herhalde. Yasin 150 mi sende? Ha, Aynen. 150 yaptım, iyi oldu ya. Ben 125'te seviyorum. Biraz hani yavaş döndüğüm için biraz da gerçekçi oluyor. 150 de biraz hızlı oluyor kanka. İşte öyle bak, daha iyi. Şu an kontrol edebilmeye başladım arabayı. O makine öyle ama bak. Şimdi iyi makineye geçince de çok hızlı döneceksin. O makine biraz eski Aynen. ya. Evet Yasin kardeşim. Aceleran'da bir kere uçmuştum ya dedi abi. Aynen. Bir kere onu uçurdular. Bir kere Atrox kamyon içinde full 30 tona yakın mal vardı. Deriye uçunca bu malları geri alamıyorsun. Hepsi gitti. Mallar deriye döküldü. Balıklar bayram etti. Neler yaşamadık ki neler. 30 ton mal çıkmıyor şu an iki tarladan. Öyle söyleyeyim size. Kaç ton çıktı la? 11 şu an. 11. Özcan abi, senin bir işin var mı? Adam işçiye doymuyor ya. O ama geldi. Boş durmasın diye diyorum ben ya. Çalışmayalım mı yani? Ekonomiye can verelim kardeşim. Ekonomiydim, daha yeni girdim oyuna. Abi nasıl daha yeni giriyorsun ya? Yalan söylüyorsun ha çalışmamak için. Hey. Oo. Şunu açayım hele. Heh. Özen abi çalışacaksın mı? Ona göre iş Ne ayarlayayım. yapayım ben? Ne yap Söyleyeyim ben. abi? Tamam, ne kızıyorsun ya? Söyleyeceğim ya. Sen yeter ki çalışacağım de. Her zaman. Özen abi seni sizi ben biraz açayım ya. Gene tam duyamıyorum ben. Bizim DC nerede? Özcan abinin sesini açacağız. Ama %200 olmuş ki. Tek gelmesi istiyorsan linki çabuk at. Yani linki çabuk atayım. Atarım ya. Onu ben atacağım akşam. Ucuz bir kulaklıktı ya, Allah var. Şu an belki 450-500'e bulmuştur ama.
Ben de Rampage'lere baktım, onlar da hoş gözüküyor. Aa, onlar çok iyi. Eğer bütçen yetiyorsa onlar çok iyi bak Rampage'ler. 500-600 civarı. Onlar da o fiyatlarda. 500-600 hiç abi, öteki bilinmeyen markaya girme o zaman. Direkt ondan al. Burası abi, Ahmet. Bitti mi? Başka iş yok herhalde şu an yapacak. Aha. Dur. Ben bunu nereye götüreyim? Nesne ödünç al. Kanka onu şeyin içine dökmen lazım. Bizim römörkün içine dökmen lazım. Onları satacağız biz. Alır mı? Bir dene. Hepsini alırsa tek sefer yaparız. Almazsa artanını depoya dökelim. Özcan abi, markete bir tane makine çaldım. Onu bir alıp gelebilir misin? Sen de tarlaya ekelim biz. Sadece traktörü mü getireyim? He, sadece traktörü al abi. Ekicimiz bizim burada zaten. Şeyin, tohumların orada. Edeceğiz. Bitti işim benim. Tamam, ben buradan iade ediyorum onu. Şunu ediyorum. Şunu da ediyorum. Edemiyorum. Niye edemiyorum? Alet kullanımda olduğu için döndürülemiyor. Oğlum kesici iade... Ha, iade edememişim ben. Kanka makineyi kapatıp insene içinden. İndim. İndin mi? Hı hı. Tamam. Şimdi sana ben ne işi verebilirim? Senin gübre atman lazım tarlaya. Ben dinlenme işini alabilirim. Tamam, sen biraz dinlen o zaman. Ben şurayı bitirene kadar. Ben dinlenince sen gübre at, ben dinleneyim. Ayıp be. Çalış oğlum, çalış. Kendi işin başında dur. Oğlum döneceğiz işte. Devir daimli çalışacağız hep. Böyle. Bizim tarlada, bizim tarlaya geldin mi ben sana sürekli bir iş bulurum. Ben ekeceğim mi şimdik? Abi sen buğday ekeceksin. Ya da şey mi yapsak Yasin ya? Bu tarlayı buğday, o tarlayı arpa. Ne diyorsun? Yapalım öyle bir şey. Abi. O tarlaya hiç girmedim ben. Abi o tarlaya arpa ekek ya, sana zahmet. O büyük tarlaya. Küçük yere ben buğdayı ektim. Arpa, buğday, ikisinden de olsun elimizde ya. Biraz kredi çeksek şey yapardık arkadaşlar. Nasıl çekeceğim? Bakayım öyle kredi borcuna. 210 bin dolar kredi borcumuz var, anasını satayım. Eylül'de 9 bin dolar içerideyim araç kiralama maliyetinden dolayı. He, çok iyi. Buğday mı ekiyoruz, arpa mı ekiyoruz? Abi senin oraya arpa, benim buraya buğday. Özcan abi, düğün salonundaki şeyler gibi konuşmuyor. Bilmiyorum ki, hiç düğüne gitmemişti galiba, nereden bilsin. Düzelteceğiz Özcan abinin sesini ya. Kulaklığı bir alsın da inşallah. 135 litre şeyim kaldı. Şurayı geçerim galiba karşıya kadar arkadaşlar. Bir de dönüşe yeterse. Tamam mı? Şu tarafa da yeterse eğer, yan tarafa. Dönüşte depoyu fulleriz. Daha tohumumuz var markette. Gidersen markete şunun da plakasını değiştireyim ya. Hey. Saul 8K4Y. Matematik problemi gibi. Evet. Bunu bir istop edelim makineyi. Abi niye saldın? Korktu her yer. Ah kalbim, ah. Ağla kalbim ağla. Case sürmek nasıl bir Özcan abi? Onu çaldı mı yan çiftlikten? Bizim değil o. İyi kullan. Ben aldım geldim zaten. Abi bu günahta sen de benim şeyimsin yani. Payidar ortağımsın. Ona göre. Dikkat edelim. Dikkat edelim. Tohumumuz vardır inşallah. Ha var, çok şükür. Kapağı açalım. El frenini çekeyim de. Çok ben seviyorum. Spor yaptım ama hızı çok artmıyor. Acaba bunun hızı mı böyle? Abi kaçta gidiyor? 20'yi falan bulur o ya. 12 ile gidiyor. 12 ile gidiyorsa olmamış. Olmamış abi, yok. Biraz daha gider. Niye gitmiyor bu ya? Ha? Aa, sana şey, jeton atmamışım lan ben bugün. Dur. At kankam ya. Jeton nasıl atmasın? At oradan bir aslan bakayım. Bizimkisi pısırcık miyavcıkcık. Bakayım ya, beni sen yollamış. Eyvallah. Bunu ücretsiz atabiliyor musun her gün? Yo, bir tane lan o. Jeton gidiyor ona. 50 tane jeton aldım kanka. Her gün bir tane atayım diye. Şeyi yükselteyim diye. Levelini. Evet, mesela hediye gönderdi. 1925 puan alabilirim. 1925 jeton atarsam. İnşallah alırsın kanka ya. Sana inanıyorum ben. Evet arkadaşlar, bu arada tarlanın son turunu atıyorum ben. Tekrardan kalabalıklaştık tarlada, çok şükür. Uzun bir aradan sonra. Böyle bir bakayım. Yasin yeşilde. Kırmızıda Özcan abi var. Onur arka tarafta şey yapıyor. İşten kaytarıyor. Her kıza yürüyorum. Ya öyle şeyler yapmayalım Ramazan hocam ya. Ayıp ya. Günah ya. Hey.
Alıyor da abi. Ne yapıyor? Sallıyor. Hey. Aynen. Böyle. Buradan direkt gidebilir miyim ben karşıya doğru? Arkayı görmeden. Bence giderim ya. Ben bir deneyeceğim ya arkadaşlar. Ama indirmedim galiba. İşte bunu göremiyorsun iç kameradan. Heh, şimdi görebiliyorum. Özcan abi sen bu makineyle niye hızlı gidiyordun biliyor musun? Bu makine çok hafifti. O yüzden hızlı gidiyor bu. Bendeki. Tamam ben yanlış alta basıyordum. Şimdi 30'a da gidiyor. He tamam abi. Bizelleri büyüteceğiz inşallah en kısa sürede ya. Bir 150 bin dolar falan para biriktirirsek. İşte önce şu tarlaları alalım da. Bir tarla daha alırız arkadaşlar. Şu yandaki tarlayı şu ufağı. Tamam mı? Ondan sonra bir de mibzer alırız. Sonra rahatlarız zaten. Evet hocam benim iş biter. Şimdi ben buraya kapatayım. Arpaya geçtim. Hakikaten tüşler unutmuşum ya. Arpadan devam edelim şöyle. O harfi benim arımın başardı kardeşim. Sıkıldıkça basabilirsin. Yok kanka ya. Diğer tuşlarla karıştırıyorum PUBG'deki. PUBG'deki bilme tuşuna basıyorum yanlışlıkla. İşte çok oyun oynuyoruz ya biz gerçek gamer olduğumuz için. Ha. Ben de geçen Bannerlord oynuyordum kardeşim. Donuma kadar aldılar şu an oyuna ilerleyemiyorum. Bannerlord zor ya. Yasin aga eline sağlık bitirdin herhalde işi. Bitti abi. Soya'nın en çok para ettiği mevsime bir bakar mısın Yasin? Hangi mevsimde? Bakayım hemen. Bakayım. Ahmet burayı yapmamışlar. Bak şurada bir adım karışık toprak kalmış. Aynen. Fiyat dalgalanması Haziran'da 2360 dolara satılıyor. En çok Haziran'da mı para ediyor şimdi? Hı hı. Oha 3 ay var. 3 ay var. Nasıl 3 ay var lan? Eylül'deyiz. Ekim, Kasım. Aa pardon. çok 3 ay var. Senin 3 aylar mübarek 3 aylar herhalde. 90 gün falan her biri. Olabilir. Şimdi burası da tamamlanacak. Bundan sonra ne yapmamız lazım? Arkadaşlar bizim bundan sonra bir gübre atmamız lazım. Yasin şu ufak... Gerçi gübre kolay bitiyor ya. Biraz ben bunu süreyim de size vereyim. Biraz da siz sürün ya. Hep ben mi süreyim değil mi? Değişik bir şey yapalım. Arkadaşlar Yasin gene el alemi tarlasına kesin rüşvet aldı. Bak yanlış yere gübre attı. Tam ortadan geçme. Olmuyor öyle. Oluyor oluyor. Olmuyor olmuyor. Bak delik kalıyor. Köşede görüyorum ben buradan. Bir şey olmaz abi o kadar. Lan kalmasın ya. Emek ediyoruz o kadar ya. Yasin buraya atma ya. Buraya sonra at. Renkler tamam. Kafamızı karıştırıyor sonra. Özen abi geliyor mu? Tamam. Abi sen oradan U çeker buraya gelirsin. Ben U çekip üste geçiyorum bir üste. Abi ben video atacaktım. Dur montaj yapayım. Yap o zaman hadi. Yasin Bey tam aynı izlerde duruyoruz. Acı ileri gidebilir misin? Gidiyorum. Özen abi nereden geliyor? Yukarı aşağıdan geliyor. Ben de şuraya geçeyim geri. Bu sefer güzel oldu arkadaşlar. Başarılı bir ekip çalışması diyebilirim. Böyle kolay oluyor değil mi Özcan abi? Bir alttan bir üstten dönmesi. Dönmeyle zaman kaybetmiyorsun hiç. Aynen aynen sıkıntı yok. Ben böyle yani böyle yapıyorum ufak makinede. Büyükte çok olmuyor da ufaklarda oluyor. Güzel oluyor hem de. Oo burcu burcu iftar yemekleri kokuyor şu an. Onur sizin orada yemeği kim yapıyor kanka sizin evde? Harbiden bizim evde yemeği yapan adam gelmedi daha. Arkadaşımı aramam lazım arkadaşım. Neredeydi? Yemeği yapan adam gelmedi diyor ya. Bu nasıl bir... oğlum en müthiş. Barıcı hayvanat bahçesi. Ahmet dün arabayı yıkadım bugün yağmur yağdı. Yok abi ya ona bir su tuttum ya. Sen nerede gördün benim arabayı yıkadığımı? Dün dedin. Ha doğru gerçi. Ama ben güzel görünsün diye yıkamadım ya. Toprağa gitsin diye üstünde 10 gündür falan toprak duruyordu sabit. Bir de boyası kurumasın diye işte bir hafta 10 günde bir yıkıyorum ben. Çadır olacak aslında. Böyle temiz kaliteli bir çadır çekeceksin. Tertemiz kalacak öyle. Ya da garaj. O biraz lüks abi ya onu hayal edemedim. Şuradan ben böyle direkt yine dipten gideceğim arkadaşlar. Zaten çoğunu atlattık yani. Buradan da şöyle gideceğim. Yasin gel istersen sonunda sen ek. Burada kaldı bir. Yok abi sen yap. Ben gübre atıyorum. Tamam o zaman. Arkadaşlar bu biterse bir tur gübre bir tur böcek işimiz var. Bir ay sonra gübre ve böcek. Kireçi kullanmadığımız için otlar büyüyor. Kireçli tarlalarda büyümüyormuş galiba. Ondan sonraki aşamada da
Bu arada videomuza bir beğeni için destek atarsanız, beğeniyle falan destek olursanız süper olur gençler. Ondan sonra da hasada geçeceğiz bakalım. Arpa, buğday, saman yapılacak. Aa, saman için iyi. Ekip sayımız güzel, kalabalık. 3 makine kullanılacağı için biçer, traktör, tırmıklama, toplama. Sayımız şu an samana çok iyi. Ben 6 gibi kaçarım abi. 6 gibi mi? Saat 6'ya ne var ki? 10 dakika var. 15 dakika var. Gene erken kaçıyorsun. Niye? Yemek hazırlayacağım. Allah Allah. İrkek. Ne hazırlayacaksın? Pilav yaparım. Bulgur mu? Pirinç mi? Pirinç. Bir de kuşbaşı var. Ne? Tas kebabı yaparım. Tas kebabı. Yetiştirebilecek misin lan yarım saatte? Yetiştiririz ha. Oğlum çiğ olur lan. Yasin. Yarım saatte çiğ olur bence. Ama işin varsa o zaman sen direkt git. Bekleme bizi. Yok yok. O şimdi şeyde düdüklü de kaynıyor da. He, tamam o zaman. Temeller atılıysa. İrkeğe bak ya Yasin'e. İrkek neler yapıyor? Abi. Arkadaşlar benim iş biter. Yasin'e devrediyorum, ben gidiyorum. Arkaya doğru kendi mekanıma gideyim. Hemen bir ay yatış verelim. Birer tur gübre atalım tarlaya ve böcek ilacı atalım. Böcek ilacını kim atacak? Kim o gönüllü olmak istiyor bu kutsal görev için? Ben artık dinlenmeye çekileceğim. Ben atarım. Beni biliyorsun. Aslında Özden abi sen atsan. Direkt sendeki makine büyük ya. Bence yıkama abi. Sen onu ver bize. Onur yıkasın. Ben Onur seyredeyim nasıl yıkıyor diye. Ya hep herkesin bir şey yapması lazım. Ben kendi görevimi üstlendim yani. Senden iyi ustabaşı olur. Ayak edeyim söyleyeyim. Abi çok iyi olur. Sen yan aşağı abi. Gel dur, ben arkadan kılavuzluk yapacağım sana. Abi hız yavaş gel, öldürdün beni. Kılavuzluk yapılmaz bu adama. Öldürmek için park ediyor. Tamam abi. Bir de B'ye bassan. Makine kapansa efsane olur ya. Of. Rahatladım yemin ediyorum. Tamam abi. Yasin işin bitti mi? Bir ay ileri saracağım. Bitti abi. Yolluyorum isteği. Eylül, Ekim ayında temiz bir gübre atıyoruz. Bir böcek atıyoruz. Böcek ilacı. Böcek ilacı geçen seneden beri bizde duruyor. Gençler, isteği kabul etmeyenler var. Onur Bey. Yara getirdi. Bu arabayı ne yapmışsınız? Onu ben yaptım kanka. Elime sağlık değil mi? İyi çalışmışım değil mi? Evet evet, bak, iyi çalıştım. Bak, gel seni de bir yıkayayım. Işık tutuyorum ben şöyle sana. Dur ya ben... Kolu mu kaldırın? Bir dakika ya. Sonra niye işler yolunda gitmiyor diyorsunuz? Yıka kanka güzelce, mis gibi. O bak, bak. Çamurluğun altına bir ışık tut, çamurluğun altına ışık tut. Şöyle iyi bir... Şey arkadakini de yıka güzelce. Ha, oh yıka mis gibi, oh yarasın. Kardeşim... Lütfen kalbimi kırıyorsun. Bu kırdığın senin annenin porselen takımı değil, tamam mı? Sakin ol ya, sakin ol ya. Oo, bir dakika dur. Burada neler var böyle? Şubat'ta bunları satarız bu arada arkadaşlar. Dur bunları bir kaydırayım yana doğru. Şöyle ileri. Bence hiç uğraşmayalım burayla. Gübrelemeyi bitirdim ben. Tamam, Özcan abi de bitirirse devam edelim. Şuraya ben bir çeki düzen vereyim de arkadaşlar. Yeni ballar da gelecek ya. Şöyle iyi, en azından bir 5-6 sırada yer açıldı. Şuralara 5-6 sırada palet gelir. Sadece şunu garantiye almak adına şöyle ileri doğru atayım. Şunu da ileri doğru atayım. Şu da şöyle dursun. Buradan böyle devam ederiz. Tamam yeter ya. Kaçıyorum abi, görüşürüz, bay bay. Gidiyorsun mu Yasin Agam? Hı hı. Hadi bakalım. Yemeğin fotoğrafını at ya, bir bakayım ya. Bir sonraki bölüm yorumlarız onu. At vallahi merak ediyorum. Görüşürüz. Hadi görüşürüz kardeşim. Özcan abi senin ot durumu, ot ilacı ne alemde? Bitti mi? Son bir tur. Son bir tur, tamamdır. Özcan abi de orayı bitirir. Arkadaşlar Özcan abi bitirince kiralık malları iade edeceğiz. Toplinerimiz var kiralık. Böcek ilacı makinemiz var. Bazıları çalıntı, bazıları normal. Ondan sonra da normal bir şekilde hasadımızı yapacağız. İki tarlamız var. Güzel bir şekilde hasat etmemiz lazım. Şunun içindekini kesin boşaltıyoruz. Durun şunu bir boşaltalım. Bak makinenin sesini dinleteyim size. Bak izleyin, dinleyin. Bunu boşaltmamız lazım çünkü yine hasat edeceğimiz için. Ben bir tane tarlaya ot su gücü spreyi sıktım. Abi diğerini de sık abi. Bizim
kaç numaralı tarlamız biliyor musun? 13 olan yer. Senin biraz yukarıda. Üstünde kalıyor. Tamam. Bunu da sıkarsan iki tarlamız da olmuş olacak. Bunu buradan geri döndüremem. En iyisi şöyle yapayım. Şuraya dikine koyalım. Zaten hasatta tekrar kullanacağız aynı makineyi. Dışarıda dursun şöyle. Çok güzel sesi var ya. Bak bir daha dinleyin bak, çok güzel. Gerçekçi gibi ya. Güzel yani. Evet hocam, şu bizim herbisit paletimiz. 250 liste kalmış burada. Şu bizim diğer makinemiz. Yasin'in bıraktığı. Oğlum bunların hepsi geç marş almaya başlamış ya. Niye acaba? Hayırdır inşallah. Böyle geri geri şunu da park edeyim içeri. En iyi makinemiz şu anda bu elimdeki D30. Tamam, bu da burada dursun elimizin altında. Ayırdım makineleri. Şurada şeylerimiz var, ekicilerimiz var. Şu büyük mimzerimiz, şu küçük. Burada ne var? Burada bir şey var mı? Aslında var ya, balları buraya depolasak. Oy, manyak olur ama depolayacak araç yok işte bizde. Taşıyacak. Elle taşınmaz onlar, çok uzun sürer. Şurayı düşünsenize full arkadaşlar balla doldurduğumuzu. Boo, çok güzel olur ha. Full olur yani burası. Bir satarız 100 bin dolar. O kadar da gelir mi bilmiyorum da. Bayağı bir gelir yani. Evet hocam. 5000 dolarım var elimde fazladan. Ama bir dakika, vazgeçtim. Kesmeyeceğim. Evet, 5000 doları harcayıp yeni arı kovanı koyacaktım. Topliner kiralayacağız gene gelecek dönem. O yüzden maalesef şey yapamıyoruz. Abi senin iş bitti herhalde. İçindekini de boşalt abi, ıyla. İçindeki ilacı. Heh. Arkayı da bırak oraya da ben onu bir iade edeyim, o makinaları. Arkadaşlar şu iade ürünlerimizi bir iade edelim. Şu iade gidecek. İndirimde ne var? İndirimde hiçbir şey yok, işe yarar. Sadece mısır silajı ucu var, o da 60 bin dolar. Ben buna motor aldım bu paraya. İki tane görevimiz var. Aldığımız, yapmadığımız, onları iptal ediyoruz. Topla diyoruz. Başka da görev yok herhalde. Aynen öyle. Sabanla sürme görevleri var da bunlar çok zor ya. Tarla 3 diyor mesela. Tarla 3 neresi? Asıl kolaymış lan tarla 3. 3'ü hasat edip... Ağırlar şeyleri ben kaldıramıyorum. Abi alt tuşuna 2 kere basacaksın. Soldaki alt tuşuna 2 kere arka arkaya basacaksın. Onur yok herhalde. Onur buralarda mısın? Zaman ileri alacağım. Olmuyor. Buradayım. Ben bilgisayar başındayım kanka. Şey, video atıyorum da sesi kapatıyorum o yüzden. Tamam. Özcan abi ben sizi yönetici yapmamışım ya. Tamam şimdi dene abi. 2 kere bas. Ekim. Şöyle. Direkt böyle sardım ya. Böyle biraz daha hızlı oluyor. Kanka mic'i kapat. Kasım. Ocak. Bir de Şubat'ta arkadaşlar. Ocak, Şubat, Mart. En yüksek Mart'ta, Şubat'ta veriyor. Rastgele veriyor. Şu balları bir satalım. Şubat oldu. Dur biraz yavaşlandırayım. Acaba başka ot var mı burada? Yok değil mi? Şunlar ilaçladığımız otlar. Bunları galiba ot kesiciyle kesmek lazım abi ya. Sanırım öyle yani. Ya da kireç atacağız. Şöyle Şubat diyelim. Tamam. Şubat ayıyla birlikte. Özcan abi şu balları biraz yana kaydırır mısın? Şimdi yeni ballar gelecek ya 3-4 ay uyuduğumuz için. Ben de bir kamyon kiralayıp hemen geliyorum abi. Silaj makineleri, orta boy makineler. Bu balları satalım. Elimize biraz para gelsin. Makine kiralayacak para kalmadı hiç. 2 senelik bal var aşağı yukarı burada. Ne kadar para verir bilmiyorum. 1000 litresini ortalama 1100 dolardan vereceğiz. Kamyonları göremiyorum. Ha şuradaymış. Resmi değişmiş. Bizim kamyon şu arkadaşlar. Ne kadar kira bedeli istiyor? Kiralama bedeli... Allah Allah, niye kiralama bedelini göstermiyor bana? Kredi çekmem lazım. Şöyle 5000 dolar bir kredi aldım. Bir daha bakayım. 2000 dolardan fazla mıymış bunun kirası ya? Ha 3000 dolarmış arkadaşlar. Bunu var ya, ana rengini beyaz yapıp arkasının rengini de beyaz yapsam. Ya da yeşil yapsam şöyle. Neyse hiç ellemeyeyim ya. Direkt kirala gitsin böyle. İkinci ele düşerse oradan ucuz almaya çalışacaktım da.
Kiraladığınız ürünler 3-5 ay sonra ikinci ele düşebiliyor biraz kullanıldıktan sonra. Efendim abi? Pasif gelir ağaç. Ağaç bence direkt pasif gelir değil abi, zenginlik ya. Aşırı derecede para kazandırıyor. Ben çok seviyorum ağaç işini. Ama çok yorucu. Bir de sermayeli iş abi mesela. Makineleri var ya, kira bedelleri aşırı yüksek. 30-40 bin dolar her biri günlüğü. Bazıları var 70 bin dolar. Hatırlıyor musun o sen onları? O ne oğlum? O nasıl bir geliş lan? Kardeşim işte öyle, aklını alırım. Subhanallah, burada değişik şeyler oluyor Ahmet. Özcan abi paletler görüyorum. Oradan buraya ittirmen lazım. Şöyle birazcık ittireyim. Kanka paletleri makineye atıyoruz işte. Aldı abi fullledi şey makineyi ya. Ben ne bunları... Ya, ne onun adı? Heh. Harry Potter izliyormuşum gibi oldu lan. Kanka sen çok oynamadığından bilmiyorsun işte. Bunlar olmadan oyun ne kadar zor biliyor musun? Çok sıkıcı oluyor öyle. Arkadaşlar. Ben alamıyorum bunları, niye? Sen de basacaksın. Alt tuşuna iki kere basıp alabilirsin. Ama bak traktörleri uçurmayın, çok gıcık oluyor bana. Söyleyeyim baştan. 1255'e Pioseri diye, Pioresi diye bir yere götüreceğiz. Haritadan neresi hiç gitmedim. Bakayım şöyle bir. Şuraya götürüyoruz arkadaşlar. 99'a. Bir tur ben götüreyim Özcan abi. Bir tur da sen götür. Kapıyı kapatıyorum. Sıkıştırsak sığmaz değil mi hepsi? Yok, sığmaz. Ben gidiyorum abi. Şu malları bir satıp geleyim. Kardeşim bir kaçıl ya. Çok para kazandırmayacak arkadaşlar ya. 20 ton çantamızda malzememiz var depomuzda. Biraz da içeride var. Bir 3-4 ton da öyle çıksa. İkinci tur makinenin kira parasını karşılar. Benim turda kar olur 20 ton. O da ortalama 20 bin dolar falan mı yapıyor? Öyle bir şey yapıyor herhalde. Bizim şu an tarlalarımızda ne bitiyor? Arpa buğday. Arpa buğday kanka. Oo, yeriz yeriz. 7. ayda falan hasat ediliyor galiba. Gidiyor, atamadım ya. Boş ver ya, atma. Zaten düzenli atma. Nereden geçiliyor oğlum buraya ya? He, şu aradan toprak yol. Buraları hiç görmedik. İzleyelim bak. Harita Vruzusi haritası. WROZSY. Güzel bir harita, tavsiye ederim. Oynamanızı. Çok güzel artık yapmışlar. Tavuk da var. Artık yok mu? Var abi orada. Bizim yerde tavuk yeri var köşede. Ama ben satın almadım. Çünkü sürekli ona birinin yem vermesi gerekiyor. Sürekli arpa yapmamız lazım onun için. Allah lan, ne kadar rampaymış burası. Uçuyordum az daha. Dikkatli gidek hele şuralardan. Oyunun ilerleyen safhalarında kendi pazarınızı bile kurup satabiliyorsunuz bu ürettiğiniz ürünleri. Kendi pazarınızda. İşte buralar güzelmiş. Buraları ben satın alırım ileride. Pamuk tarlası için güzel bölgeler. İçeri mi girmemiz lazım? Evet, içeri girmek lazım. Buradan mı giriliyor? Buradan giriliyor herhalde. Buradan mı? Evet, buradan. Oğlum yeri çok darmış ya. Buraya tırla girilmez ha. Hey. Buraya kamyonla bile zor giriliyor. Biraz geniş alınca kamyon rahat girer de tır nasıl... Hadi girdi diyelim. Nasıl dönecek o makine? Büyük sıkıntı. Ne kadar geldi arkadaşlar? 25 bin dolar malzeme ücreti geldi. Bu kapı açılıyor mu? Açılıyor. Aa iyi, tamam, böyle dönüş yapılabilir. 25 bin dolar kazandık. İyi. Hiç çoktan iyi, çünkü tarladan da ortalama bu kadar kazanıyorum zaten. İkisini birleştirirsek yıllık yavaş yavaş kar etmeye başlarız. Biraz daha kredi çekip biraz daha yatırım yapacağım ben. Bal yatırımı. Ya da bunun hepsini bala dökebilirim. O zaman aylık 40 kazanırız. Şey, yıllık. Evet. Benim bir önerim var. Çok güzel pasif gelir yarıyor. Şey yapar dersen onu yapabiliriz. Ne abi? Ya ben hep yapıyorum onu. Çok güzel para getiriyor. Ne abi? Küçük tarla var ya. Evet. Buraya alacağız, bir tane marangozluk koyacağız. Ama o kadar fabrika koyacak para var mı ki abi? 60 bin baktım ben. Tamam. Sonra yanına da bir sürü ladin ağacı keseceğiz, dikeceğiz. Tamam abi. Ondan sonra bittikçe 1-1, 2-2, aylar geçtikçe 1-1, 2-2'yi ona koyacağız. Mobilya çok güzel para yapıyor. Sen direkt ağacı kütük halinde mi koyalım diyorsun abi, kereste yapmadan? Tabii, direkt ağaç olarak alıyor, sıkıntı yok. Ağacı alıyor, mobilya yapıyor. O zaman şöyle yapalım abi bak. Fabrikayı kurmayalım yarınki bölümde, tamam mı? Ya bugünkü bölümde tarlayı birimiz hasat ederken ben ladin ağacı dikeyim oraya, o uzun ağaçlardan. En uzunu ladin değil mi? Karadeniz ağacı zaten. Ondan kolay ladin, güzel. Ladin ekeyim abi. Ladinler büyümeye yakın.
mobilya fabrikasını öyle kuralım. Yani elimizdeki parayı şimdi fabrikaya yatırmayalım diyorum ben de. Yani ben tarlayı kaybettim bu arada. Olur. Ben biraz çok gitmişim, geri geliyorum. Şöyle döneceğim. Aynen. Ledinler 4 senede büyüyor. Ben öyle hatırlıyorum. 4 senede maksimum boya ulaşıyor. 4-5 senede. 36 metre herhalde en son boyuda. Deneyelim. Ama abi o işlerde en güzel para şeyde var. Ben sana söyleyeyim. Talaş'ta. Ama sermayesi çok işte. Makineleri çok pahalı. Benim söyledim ucuz yani. Ucuz size. Aynen. Ne söyledin daha mantıklı. Başlangıçta güzel para getirir. Ekonomiyi toparlarız. Geldim geldim. Nereleri dolaştım geldim. Ah beni bir bilseniz var ya. Allah direkt çarpıyordum tarlaya girdik. Özcan abi Bursa'nın B'siyle topluyor. Al istersen bir turda sen topla. Bir deneyimlemiş ol. Kapayı da Niğde'nin N'siyle açıyor abi. Özcan abi bir tık süttürdü oradan. Ben çekiyorum abi sen için mi? Yukarıda... Çok uzakta bir yer var, oraya satman lazım. Şunu da vereyim de. Bozuldu mu? Bende mi yanlış gösteriyor? Bu tarafa gel de baksana bir. Neyi? Yamuk duruyor, şuraya değiyor abi. Gelsene bak. Şu çatıya değiyor, ha buraya. Yok, bende dışarıda gözüküyor da. Neyse. Ha, o sende bozulmuş aynen. Bazen oluyor abi öyle. Oyun kurucu da düzgün, sizde bozuk olabiliyor bazen. Sen onları bir satıver abi. Ben oradan gelen paraları hemen şu ağaçları bir keseyim. Böyle şunu da keseyim. Özcan abi gelene kadar biz arkadaşlar balı biraz daha büyütelim. Bunu aa ufacıkmış bu. Kaç kilo ki? 100 kilo için saklamaya değmez ya. Direkt yok ediyorum ağacı. Talaş yapıyorum yere gübre olsun. Şunları da yok edeyim. Burası da tamamdır. Buraya şimdi şu az önceki bal yerlerinden biraz daha ileri doğru koyacağım. Önüne de çiçek koyacağım. Üretimi biraz fazla olsun diye. Sanki emin değilim. Birazcık az üretim yapıyor arılar. Çiçek az olabilir. Hangisiydi o? Şu beşlik miydi? Aynen buydu. Şöyle arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Sığar mı şu beşinci? Bakayım beşinciyi şöyle koysam. Dibine koyarsam sığıyor. Ya da şöyle koyayım. İkisi tek bina gibi olsun. Şey bekliyoruz kanka. Bal satmaya gitti de. Özcan abi bekliyoruz. Ha. O gelince Özcan başlayacağız. Özcan abi tarlanın içinde duruyor. Neyse cama baktım. Ben gitti sandım. Dolandırıldık lan. Aa kazıklandık. Selam tatlım ne haber? Seni hiç alakadar etmez ben gidiyorum. Kanka şu an çiçek koyuyorum bir saniye. Önemli bir işim var. Arı yatırımı yapıyorum şu anda. Onur ESC'ye basıp dolar işaretine basıp bir tane kredi çeksene. Yapmam. Tamam çekmezsen çekme. Tam yetti zaten. Çektim paraya ben. Baksana. Yok. Tamam geri iade et onu ya. İyi çiçeklerimiz bak yeter. Iade. Geri ödeyemiyorum. Backspace tuşuyla, silme tuşuyla ödüyorsun. Ha. Oy 12 bin dolar geldi abi kesene bereket. Güzel arkadaşlar. Ben bunu getireyim direkt sen sat ya. Aa iade edelim abi onu. Tamam. Şimdi uyumaya geçeceğiz. Şu makineyi şuraya bir bırakayım güneşe. Onu iade edelim kiralık ürünümüzü. Tek kiralığımız da o zaten. Ne kadar para kazandık? 12 artı 25 37 bin dolar para kazanmışız. Şimdi hem çiçek koydum hem kovanların sayısını arttırdık. Daha fazla para bekliyoruz inşallah. Led'in işine de girdik mi zaten? Ama Led'in 4 yıl sürecek onu hasat etmemiz. Ondan sonra güzel sürekli para kazanacağız. Şimdi şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Uyuyoruz. Hangi mevsime kadar? Hasat mevsimlerimiz neler? Arpamız, buğdayımız var. Arpa'nın buğdayın hasat mevsimi Eylül ayı. Eylül ayına kadar yatış. Artık tatile gidebilir. Tarlayla işimiz kalmadı. Mart. Evet geldik. Hasat zamanı Temmuz mevsimine. Tarlamız hasada hazır arkadaşlar. Önce bir görevleri yoklayalım bakalım. Hasat görevi var mı? Hem görev yapalım. Ayyalama. Hasat. Makinelerin hepsi birbirinden kötü makinelerin. Şu hasat makinelerinin. Şu toplu nerede hile de yapmak istemiyorum açıkçası. Zorunda kalmadıkça. Özcan abi seni markete yolluyorum. Sen bize şu makineyi al abi toplu neri. Paramız yok diyor. Çok güzel ya. Uf. 1, 2, 3, 4. Hasat için biraz para çektim. Özcan abi makinenin biçer kesici uçu şeyden sığmıyor bu arada. Haberin olsun. Onu istersen önce kesiciyi elinle dışarı çıkar. Makineyi aldım ben.
Tamam, ihale ederim. Tamamdır abi. Buradasın. Kanka sen bizim mavi landiniyi şunu al. Sen de saman balyası yap biraz. Markete git önce. Ben sana markete bir tane balyalama makinesi kiralayayım. Görevleri değişikli yapacağız bu arada. Herkes aldığı makine lütfen çökmesin. Ben de deneyimlemek istiyorum diğer makineleri. Balya makineleri. Şimdi balya da ayrı bir para ya. Ama balya da para kazandıracak. Biz arkadaşlar 125'e kadar... Aha bu yapıyor. Doğru mu ama? Çim mi bu? Çim. Yok. Bize çim değil, saman lazım. Gevşek saman, çim, kuru ot. Yok, bunlar değil. Bu da çok pahalı ya. Gevşek saman, çim, kuru otu kullanışlı balyalara dönüştürür. Market nerede abi adam? Hey. Market Özcan abinin orada. Özcan abi nerede Ahmet abi? Bunlar da otomatik değildi ya. O da marketin orada kanka. Aynen öyle. Ya bunların hangisini alsak ya? Şunu harita alayım. Nasıl açılıyor? Onur uğraşsın ya, bana ne ya. Ben bir iki tane yaparım. Kanka 9 tuşuna bas. 9'da basılı tuttukça değişiyor. Aa. Tamam değil mi bizim işler? Tamam. Okey. Ben diğer makineleri bağlayayım siz gelene kadar. Evet, ballarımız yavaş yavaş gelmeye başlıyor arkadaşlar. Şunu tarlanın kenarına götüreceğim. Bu hazır olan balyaları alacağız. Onur, balyalama işinde muhtemelen dolduktan sonra kendi kapağı açıp bırakman gerekecek o makineyle. Haberin olsun kardeşim. Vallahi mi? İnip mi? İyi mi derken? İyi, çok güzel bir şey ya. Çok seversin. İnip mi? İneyim mi ya? İnip yapacağım. Yok yok yani. Arabadan duruyorsun, tuşa basıyorsun. O balyayı otomatik atıyor. Devam ediyorsun ondan sonra. Ben de o sırada şu soya fasulyesini satayım ya. Para geçsin elimize. Burada da maaş varmış. Balya makinası dediğim bir makina burada görmüyorum. Kırmızı kırmızı. Kırmızı ufak bir makina kanka. Özcan abi, sana zahmet samanları şöyle çok dağıtmadan sıra yaparsan süper olur. Ben de şu soya fasulyesini satayım biraz. Para gelsin elimize. Hiç paramız yok arkadaşlar ya. Soyayı nereye satacağız? Soya fasulyesini. Şu anda Haziran. Oo, zirvede satıyoruz. Çok güzel. 2100 dolar civarı. 2154'e şuraya satabilirim. Yeri işaretledim. Neresi acaba? Neresi göremiyorum. Aa, yakın. Oy, çok güzel. 34'ün yanına gideceğim. Bu bunu çeker mi acaba ya? Bu makine anasını bile ağlatır. Çekmez olur mu? Ey yavrum ey. Geldim bu arada arkadaşlar. Çok yakınmış bölge. Otomatik kapı sistemi bile var ya. Bunu kendi çiftliğim yapabiliyor mu acaba? Ha, şuraya, tamam. Lan biraz dar girdik gibi arkadaşlar be. Girer herhalde ya. Delik bayağı büyükmüş. Tam %96 dolulukta 20 ton soya fasulyesi bize 40 bin dolar para kazandırır değerli arkadaşlar. 40 binden biraz fazla hatta. Bir sene daha soya ekeriz. Ben bir ormancılık ağaç dikme makinesi kiralayayım. O 46 bin dolar geldi. Hemen biraz kredi ödeyelim. Şöyle 200'e sabitleyeyim parayı. Tamam. Bu 46 bini direkt krediye yatırdım ya. Çünkü çok 250'ye doğru gidiyordu borç arkadaşlar. Malı da satmadım ha hasatta. Bir sene beklettim elimde. İşte bunlar hep ekonomi takibi kardeşim. Boş herhalde. Ağaçlardan göremiyorum ki sağa solu. Geyik bile var ya. Konuşmuyorsun kardeşim. Laf atmam lazım. Ne yapayım? Şey, ben video şeyi yapıyordum ya kardeşim. Seni rahatsız etmeyeyim diye. He. Hala uğraşıyor musun onunla ya? Ya kanka, acayip bir şey. Yazı yazıyorum mesela, tamam mı, üzerine? Hı. Videoyu atıyorum ama yazı çıkmıyor. Boş ver. Biliyorum bu sefer. Efekt atıyorum. Ramazan şeyler. Ramazan. Ramazan etkisidir o. Uygulamayı değiştir bu arada. Instagram. Bilmiyorum valla. Kanka hiç balya çıkaramadın mı daha? Onur. Kanka şu yeri sünnetliyorum ya. Onu sonra yaparsın ya. Geç bakalım. Ben de balya toplayacaktım da, neyse o zaman sen yapmadıysan makineyi bırakayım buraya. Şöyle kenara. Ben de yapay zekaya çocuk şarkısı yapıyorum. Bakalım ben izlenecek mi? Hadi bakayım abi. Herkes bir şeylerle uğraşıyor bizim ekipte. Abi senin traktörün doluluğu herhalde arttı. Doğru mu? 89 oldu.
Tamam. İstersen oradan dönüşte buraya gelirken 110'la gel. Ben de hızımı 10'a düşüreyim hemen. Beraber gelelim. Ben içindeki bütün şeyi alayım buğdayı. Hey. Şu büyük düz tarlayı da ben hasat edeyim ya. Boruyu da aç abi. Geldim, yanındayım. Oğlum bunu da iyi ki almışım ha, bu traktörü. İyi işimize yarıyor. Abidik tübidik işler de güzel oluyor. Ha. Kanka ayak işleri işte. 7S. Eski biraz. Yeni olsa yok. Yenileri daha iyi de. Eskileri böyle. Evet arkadaşlar. Hasat time. Ve şuradan da bir kapak fotoğrafı daha alacağım ben. Atmadım mı ben öncekini ya? Ekip chat'e. Atmamışım ya. Niye atmadıysam. Ara ara böyle kapak fotoğrafları alıyorum ben videolarda kullanmak için. İçeriden de böyle görünüyor bakın. Çok güzel. Galiba bitti. Ben salayım mı abi seni? Sen devam et istersen tek. Gene %50'yi geçince bana bir seslen abi. Ben geleyim bu tarafa. Şimdi traktörü buraya park ediyorum. Onur da samanı çözmeye çalışıyor. Birinci valideyi çıkardın, yaşasın. Kardeşim. Ben ne diyorum? Bir şeyler ötüyor. Ne ötüyor? Onun sesi ötüyor işte. Meğerse... Devam arkadaşlar. Bu arada ben videoyu dondurmuşum video çekerken. Ne zaman dondurdum bilmiyorum. Efendim abi? Bizim modlar şu pazarın kapısını azıcık büyütmeye yaramıyor mu? Pazarın kapısını... Yok, büyütmez abi ya. Ya komple çiti sileriz. Ben ona biraz ekonomi düzelsin yapacağım şeyler. Çitini falan ayarlayacağım abi oranın. Gene mi bir şey takıldı? Ses gelmediğine göre bir şey takıldı herhalde. Oğlum jilet gibi yapıyorum ya. Ey maşallah ya. O nasıl hız lan? Çılgın çocuk. Buradan geri döneyim. Son şeyler, son rütüşler bu taraftaki. Evet arkadaşlar. Onur balyaları yapıyor. Güzel güzel. İyi. Bu hasattan umutluyum. Daha çok para kazanacağız inşallah. Ağaçların da yatırımını yaptık. Büyük ağaç yatırımını. Geçen seneki hasadın parası ağaç yatırımına gitti komple ya. Dünya kardeşim, seven sevene. Onur biraz yavaş oluyor değil mi balyalar kanka? Moralim bozuluyor mu? Olay balyaların yavaş olması değil. Şu balyanın... traktörün tekeriyle başım belada benim. Çok dönüyor, az gidiyor, geri toplaması uzun sürüyor falan. Tamam, orada merkezi toplama ayarı var, onu da arttır. Aynı az önce yaptığın yerde. Direksiyon toplama hassasiyeti diye bir şey yazıyor. Onu da arttır kanka biraz. Dur. Alışıyorsun ama şimdi sen ilk defa oynadığın için uzun süre sonra. Unutmuşsun oyunu. Direksiyon hassasiyeti diyor. Merkezi toplama gibi bir şey. Ben bunu... Orada bir yerde. Ben %150 yapmıştım lan. Ha, araç kontrolü %175 yapayım. Tamam, burası bitti. Şunu direkt römorke götürüp kendim boşaltayım. Bulamadım abi. Kanka direksiyon hassasiyetinin ne kadar aşağısında? Kanka ben belki direksiyon bağladığım için bende var. Sen boş ver o zaman onu. Ha, geçen bir ara direksiyon yok. Bağladım ya. Onda çıkmış olabilir. Yok çünkü o. Diğerlerini yap ama. 160. 150, 125 bin öyle bir şeydi. Kamera hassasiyeti 150. Bu bunu boşalta dursun. O ne lan? O kuşmuş. Özcan abi dikiyor mu dümdüz? Deliyorsun herhalde. Tamam. Ben de şunu götüreyim. Bunu da boşaltayım. Ya Özcan abi sen yardım etmiyorsun. Tek başımı yapıyorum. Görüyor musun? Hem biçer düver hem römörkü kullanıyorum. Allah Allah. Tarlayı falan aldım ayarladım ben ya. Bir ekeceksin ya. Ağlamayalım lütfen. Çiküler. Bunu bir ara buradan dökeriz arkadaşlar. Ben gidiyorum. Aradan geçer değil mi? Geçer gibi sanki. Şu sol biraz değecek gibi. Ah, değmedi lan. Oo, değmedi. Ben gider ki. Şimdi depoyu full boşaltmam gerekiyordu. Diğer tarlada farklı bir ürün olduğu için depoda karışmaması lazım. Özcan abi de dinle. Yaklaşmadım bize zarar olmasın diye. Aynen abi, çok dökme. Aman canını yerim. İyi yapmışsın. Bura mıydı bizim tarla ya? Buraydı herhalde.
Onur kardeşim kolay gelsin. Eyvallah eyvallah abi. Burak kolay ya arkadaşlar. Dümdüz yani. Salıyorsun gidiyor mis gibi. Bak jilet baba, baba jilet. Ama bundan çok saman çıkmıyor sanki. Çıkıyor mu? Yok çıkmıyor gibi ya. O kim ya? Ado, Ado yayındayız kardeşim. Sesin anlaşılmıyor. Ado geldiyse ben çıkayım artık. Yok yok ben telefondayım zaten. 14 Pro Max'i varsa verir gibi. Onu da aynen verebilir. Oyunu telefondan. Ya satın almadan oynayamıyorsunuz bir kere. Onu bir şey yapmanız lazım. Hele iOS cihazlarda satın almadan kesinlikle oynayamazsınız. Android'de APK falan kuruluyor da. Bizim Yasin APK ile oynuyormuş üçkağıtçı. Görüyor musunuz nasıl şeritte kalıyorum ya? Nasıl yetenekliyim ya? Kesinlikle mod değil bu arada. Kendim kalıyorum şeritte. Varsa ücretsiz oynayabiliyor. Oğlum nasıl... Konuşamadım. Konuş kardeşim konuş. Oğlum nasıl hasat etmişsin tarlayı? Bir sürü ot var, buğday var ya. Kanka orası buradan kalmış ya. Yanlış ürün. Bak ya tam benim hasat edeceğim yere şey geldi. Gördün mü kafana attığım şeyi? Yok. Nasıl görmedin? Nasıl? Saman balyasını kafana fırlattım da. Ya bir insana şaka olsun diye de saman balyası fırlatmazsın ya. Ben fırlatırım kardeşim. Kanka o tarlanın geneli yamuk. Bak yapacak bir şey yok. Buraya bak bir burada işin çok rahat olacak. Dümdüz görüyor musun? Yamuk ya ne yapayım ben yamuk tarlayı? Yamuk tarla yamuk biçersin. Hasat edemezsin yani, ki yoksa. Microsoft Flight Simulator oynasak üzerimize uçak süreceksin anasını satayım. Valla çarparım bu arada. Şaka olsun diye uçak sürmüştüm de. Havayı uçtuk. Şu düzeleceğiz inşallah ya. Beklemede kal ya. Şu benim ne kadar kredi çekebiliyorum. Giderken full kredi çekelim. Oğlum, limitimizi buralar... göreceğim. Onur bir keresinde bak ben o kadar çok kredi çektim ki kanka 1,5 milyon dolar kredi borcumuz vardı. 1,5 milyon dolar. Peki ne kadar paranız vardı? Ya paramız bak şöyle sezon başı mesela 350-400 bin dolar kazanıyorduk rahat bir şekilde ama 1,5 milyon da kredi borcumuz vardı yani. Kredisiz büyürsen büyüme hızı çok yavaş oluyor. Oyunda bile böyle yani bak deneyelim ne kadar kredi verecek ona göre yatırım planlaması yapayım kafada. Ortalama arkadaşlar 250-270-300-360 bine kadar kredi veriyor bana. Geri ödüyorum bunu. Sadece görmek amaçlı yaptım. Öde. Kredi puanını mı artırıyorsun lan öyle? Yok lan o. Oyunda yok o. bu dolmuş. Otobüs. Onur ya kardeşim. Arkaları kestim geri bunu iade edeyim mi? Makinesine. Kestin mi diktin mi? Diktiysen abi onu ben iade edeyim de sen şu bizim şeyi getirsene sana zahmet traktörü. İçi şey olan bu arpa olan onu boşaltıp getirmen lazım. Dur ben şunu az ileri alayım. Ben boşaltayım diğerine geri geçeyim abi. Tamam geçiyorum. Dolmuş yani ne ara doldu fark etmedim. Yemekleri falan tutacağım. Tamam abi o zaman sen yemeğe geç ben kendim halledeyim. Arkadaşlar masadan eksiliyor dostlar birer birer her geçen gün. Onur o işi sen yapman lazım o zaman kanka. Ne yapacağım? Şu bizim römörkü havada olan şu an içindeki arpayı boşaltan şeyi getirsene. Römörkü. Römörkü havada olan. Bakar öyle görünüyor ama gerçekten. Hadi sana size iyi yayınlar. Sağ olasın abi. Eyvallah abi. Bana dedi ya sen üstüne alınma. Allah Allah. Chat size de demedi bana dedi ya niye alınıyorsunuz üstünüze ya? Allah Allah. Çok ayıp ya. Kanka full dolmuş ya. Efendim? Alo. Gel gel. Yemek yapacaksın mı? Sen herhalde yemeği dışarıdan söyleyeceğin gibi geliyor kardeşim bana bugün. Peki neden bunu bana şimdi söylüyorsun? Ben acımdan öleyim mi? Öl tabii ki. Onur gel yavaş yavaş gidelim. Sen de gideceksin herhalde. 20'ye sabitledim. Yap. Ama bana bugün yapman lazım. Ben orucum ya. Evet sonuna doğru geliyoruz arkadaşlar. Son rötuşlar.
İftar saati geldi. Onur da uğraşıyor. Onur kanka duyuyor musun beni? Onur beni duymuyor. Ben seni duyuyorum Ahmet'im. Hah, sen yapacaksan yemek çık o zaman. Sen de bırak. Ya gene yarın devam ederiz. Şey şu tarlayı bitireyim en azından. Bitmez ora kanka. Ora bura hoş bitmez yani. Ben sana söyleyeyim bak. Görüşürüz bak. Ben bu şey ne onun adı? Şey yaparım yani. Bu balyaları bu tarlanın. Bence işler vardı abi 40 dakika. Bence uğraşma direkt yemeğe bak boş ver. Ben de şurayı bitireyim. Ben zaten biz bir saat geldi de ben şurayı yarım bırakmamak için yapmayayım dedim. Ya makine büyük olsa aslında hızlı olur işler de. Makine küçük olduğundan hızlı olmuyor arkadaşlar. Ne yapıyorsun lan? Balyaların üstünden geçiyor. Balya benim aldığımdan geçti Ahmet. Bir de bana diyorsun ki insan insana balya fırlatır mı diyorsun. Oğlum onunla o bir mi lan? Yetiştiremedim. Yetiştirsem atacağım yani yüzüne doğru. Oğlum iyi arpa çıkmış bu sefer lan chat. Arpa mı buğday mı hangisi var bu tarlada bilmiyorum da 10 tonu geçmiş yani. 5-6 da makine de var. İçer döverde. İçer döver yetişene yemek, kadar. Yemek sipariş vereyim ya yemek gelsin. Ver bakayım. Zenginliğin gözü kör olsun ya. Ablacım oğlum, bir makineyi döndüreceğim. Oğlum bu tamamen fakirlik lan. Evde yemek yiyecek hiçbir şeyimiz yok. İnşallah olur kanka ya. Dua et. İnşallah paramız olursa bir gün. Tarlayı o kadar güzel biçmişsin ki Ahmet. Hı. Yetenek kankacım onlar. Bu gerçekten yetenek gerektiren bir durum yani. Hani bunu benim diyen adam yapamaz Ahmet. Niye ben yaptım işte. İşte yetenekli adamız oğlum sen. Makinelerin hepsini rantide çalıştırıyorum. Ondan onu atladığım için. Dün işçiye verdim de işçi çok hızlı gidiyor ya. Zalımın işçisi. Ne yaptın? Götürü mü aldın yani? Yaptığını hasat ettiğin yer kadar mı para alıyorsun oğlum? Bu ne hız lan? Asya 7 ile yetişemiyorum adama ya. Görüyor musun Onur bak? İkisini birden sürüyorum kardeşim. Makine, oğlum, jilet. Oğlum sen yürüyen bir yeteneksin. Ya ben sana dedim işte. Ben... Bu burada böyle dursun arkadaşlar. İçindeki tüm hasadı alsın. Bir daha uğraşmayalım. Ben de işçi o sıra işten çıkarayım. Son sırayı da kendim yapayım. İşçiyiz, haklıyız. Söke söke alın. Ben veriyorum hakkınızı. Oğlum? Ben veriyorum hakkınızı. Hiç ağlama. Bunlar da şuraya atıp durma ya. Kanka çiftliğimize yazılıyor. Şimdi aynı şeydeyiz yani çiftlikteyiz ya. Senin parayla... Ben sana aç konuşayım mı kardeşim? Ledin fidesi aldım ben. Sana vereceğim parayla. Peki ben o fideyi yiyebiliyor muyum şu anda? Yo. Ama ileride büyüyünce mesela şey yapar, kesip mobilya yapabilirsin. Yatak odan olacak. Yatak odası. Ondan oturma grubu. Öyle şeylere dönüştürülebilir. Peki onu yiyebiliyor muyum? Ben işçiyim oğlum. Bana yiyebileceğim şeylerden bahsediyorum. Ya işçi ya burada beslediğimiz şeylerden yersin işte. Tavuk mavuk. Allah Allah. Tavuk mavuk. Tavuk mavuk abi. Her şeyi ben mi söyleyeyim ya? YouTube'da bir bölüm sonu yapalım. Sevgili YouTube bölümün sonuna geldik. İzleyen destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Daha fazla böyle yayınları yakından takip etmek için bizleri TikTok üzerinden takip etmeniz gerekiyor. Takipler için teşekkür ediyoruz şimdiden. Herkesin ellerine sağlık. Yine bir bölümün sonuna daha böyle geldik. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı aman diyeyim unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yeni bir yayında bölümde görüşürüz arkadaşlar inşallah. Buraya ne oldu ya böyle? Bak burada yer bırakmışsın kardeşim. Ya ben burayı nasıl yapacağım ya? Hah aldım. Bir daha yola arkadaşlar ders olsun. Yola kadar bunu götürmeyin boşuna ya. Ben ya aslında bilerek yapmadım da yani. Taş değildi öyle.